Subaru, Subaru nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Türkçe okuyorum, Subaru. Arabamızı iade ettik çünkü Orlando'ya giderken motor ışığı yandı. Sonra sorduk ne yapabiliriz diye, iade etmeniz lazım dediler. Değiştirdik. Şimdi de bize GMC verdiler. Çok heyecanlandık GMC olduğu için. Ama bu değişik bir model. Çok da full artı full değil. Subaru'da inanılmaz özellikler vardı hatırlarsanız ilk videodan. Şimdi GMC'yi size göstereyim mi? SLA modeliymiş bu. Ha, SLA. Şöyle ama çok havalı bu arada. Evet. Yani dışarıdan çok havalı ama gözüküyor. İçi seni dışı beni. Şöyle. Tam tersi miydi lan? Dışı seni içi beni miydi? Evet. Şöyle. Bunda sunroof yok maalesef. Aynen, ben onu söyleyecektim. Net olarak var ya, bu arabada şimdi biz bir türlü bahane bulup iade edeceğiz abise. Yani net sunroofu yok diye Allah'a dua edeceğiz. Üçüncü araba sunrooflu gelsin diye. Biz biraz sunroof seviyoruz da. Yani %80 İmgoş seviyor, %20 ben seviyorum. Nasıl yalancısın ya? Tabii tabii. Hani Amerikan arabaları güçlü? Gitmiyor bu araba bu arada ya. Güçlü duruyor ama bence güçlü değil ya. Subaru çok güçlüydü. Önü de böyle. Bu arada Amerika'da önde genelde plaka olmuyor yani. %99 olmuyor. Size şunu söyleyeyim. Havalimanında indiğinizde asla araba kiralamayın. Asla. Havaalanı vergisi diye bir şey var. Biz bu arabayı işte aslında Subaru'yu 1270 artı vergi artı ıvır zıvır 1600-1650'ye kiraladığımızı düşünüyorduk 30 günlük. Havaalanı vergisi diye bir şey varmış. Hem de iki tane. Toplamda 30 günlük $350 aldılar. 1650'ye beklerken $350 kurban olsun devletime, sıkıntı yok ama havalimanından siz kiralamayın bir daha. Hani bagajı göstermedin. Ha, bagajı gösterecektim. Bagaj önemli ya. Türk milleti için. Aynen. Aa, bagajı. Hiç açmamışız. İlk defa açıyoruz. Oo. Bak bagaj büyük şimdi. Bak bagaj iyiymiş. Ne diye bir iade edeceğiz İmge? Titriyor. After 6 miles. 60 miles. 60 miles. It's shaking. 6 miles mi dedin? 6'dan sonra. O kadar kötü. After 60 miles. Vibrating diyeceğim. Vibrating. Hmm, yanlış anlaşılma olmasın. Bakacağız. Otoparklarda arabamızı o kadar zor buluyoruz ki. Neden? Çünkü hepsi SUV. Genelde siyah. Sürekli olarak yanlış arabaya gidiyoruz. Sonra bakıyoruz ki bu bizimkisi değilmiş. Hepsi. Ya marka değişiyor ama hepsi birbirine aynısı. Ne yaptığımı göstereyim mi? Eğer Amerika'da arabanızı bulamazsanız şu hareketi yapın. Teşekkürler bu bilgilendirme için. Çok önemli. Vallahi hayat kurtarır. İki kere kilide basıyorsun. Bir. İki, iki. Biz bayağı üzülmüştük Hyundai verdiler bize diye. Ama Hyundai Santa Fe. Ama çok beğendik. Birincisi sıfır. Sıfır kilometre neredeyse. 7000 kilometre mi neydi? Diğerleri bayağı ilerideydi kilometresi. Ve içi falan çok güzel, sürümü çok konforlu, çok beğendik. Şimdi size Santa Fe'yi gezdireceğiz. Turan beğendin mi Santa Fe'yi? Bu şey gibi oldu ya, Amerika'da arabaları tanıtma programına döndük. Evet şimdi. Evet, ben üçünü birleştireyim diyorum. O kadar arıza olunca diyorum, yeni araba verdiler 5000 milde, mis gibi araba. Arabaların hepsi iyi, nasıl diyor kayınpederim? Yeni arabaların hepsi iyi. Böyle önden. Bu arada bu lambalarına bayıldım. Farlarına bayıldım. Lamba ne ya? Farlarına bayıldım. Çok güzel. Şöyle arkadan da çekeyim. Bagajı açalım Turan. Geniş. Başlayacağız şimdi. Bu araba 220 tork. 0-100 km/s 7 saniyede falan diye. En geniş bagajlı olan bu sanırım. Evet. Bak kitapçı falan duruyor ya. Bak bak. Ne var orada? Gizli bölme. Vay. Bakın paralarımızı buraya koyalım. Uyuşturucu iş yapıyorsan bu araba birebir. Tabii tabii, oraydı zaten, hiç bakmaz kimse. En azından sağlam da durur. Şimdi şöyle arka koltuğu göstereyim. İçi bu şekilde.
işte Koreliler yapıyor şu işi bak. İki tane USB koymuşlar. Aynen ve size konsolunu göstereceğim. Konsol Uzay Mickey. Çok güzel. Açayım ben de. Apple CarPlay, Android Car mı öyle bir şey odundan da var. Evet. Yani her telefonla uyumlu. Yeni arabamızla sağ salim Miami'ye gideceğiz inşallah salı günü. Ve yine bir araba kiraladık. Dördüncü arabamız. Bir ayda dördüncü arabamız. Biliyorsunuz Avis'ten, Amerikalılar gibi söyleyeyim, Avis'ten kiralamıştık diğer üç arabamızı. Doğrusu üç tane arabayı kiralamak tabii ki. Bir tane kiraladık ama sürekli hepsinde bir problem olduğu için değiştirdik. Hatırlarsanız önceki videolarda. Ve o yüzden biz artık arabanın süresi dolunca iade ettik ve Avis'ten de bir daha araba kiralamayı düşünmüyoruz. Size de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü son verdiğimiz araç da Hyundai Santa Fe. O da aslında gayet iyi sıfırdı. 7000 kilometredeydi. Mil. Mil mi? 7000 mildeydi. O da 14000 kilometre mi yapıyor? Yani düşükmüş. Yeni. Aynen. Yeni araba. 10.000 falan galiba. O da en son, yani vermeden önce 2 haftadan beri şeyi değiştir, motor yağını değiştir diye uyarı veriyordu. Artık onu değiştirmek istemedik yani. Onu da gidip tekrardan yeni araba almak istemediğimiz için iade ettik aslında. Ve şimdi Six'ten yeni arabamızı kiraladık. Daha önce de Avrupa'da falan da hep Six kullanıyorduk. Memnunuz, bir sıkıntı yok. Bir tek bir İsviçre'dekiler bir gıcıktı. Onun dışında bir sıkıntı olmadı. İsviçre mi, Almanya mı, Fransa mı? İşte Euro Airport'taki Six gıcıktı. Sonradan bize arabanın köşesinde çizik var bilmem ne falan diye bize geçirmeye çalıştılar ama Turkish woman yani yemez. Yer mi Türk kızı? Ve Mazda! Evet, Mazda. Ne iyi gidiyor bu araba. Şöyle, Mazda'nın SUV'si olduğunu bilen, biz bilmiyorduk mesela. Herkes kendi adına konuşsun. Sen biliyor muydun? Ben biliyordum. Şöyle bir etrafını dışarıdan gezelim. İyi gidiyor araba. Suvcuk gibi miyim gibi? Evet, geç Turan, boyunla bir boy ver. Araba geliyor arkanda. Evet, bu bir tık daha böyle Mercedes GLA kasa gibi. Bizim site biraz yoğun olduğu için. Şöyle arkadan. Bagajını gösterelim. Türk insanı bagaj sever. Evet. Arabanın özelliklerini de anlat. Kaç motor imge? Anca biniyor. Kaç at gücü? Horsepower. Artık onlara bakar yazarım Google'dan. Bagaj gayet iyi. Kapatalım. Dur ben kapatayım. Bin sen Turan şoför koltuğu. Böyle deri koltukları var. İçine binelim. Arka koltuktan biniyorum. Ön daha iyi çıksın diye. Şöyle. Çalıştırayım mı? Hop. Çalıştır. Sunroof'u da var. Aa, USB buradaymış. Böyle sunroof'u da var. Santa Fe sunroofsuzdu. GMC de sunroofsuzdu. Sunroofsuz araba bizi üzer. Değil mi Tren? Sunroof önemli hocam. Subaru'nun vardı ama güzeldi Subaru. O da hemen bozuldu. Evet. My body, my body, my body, my body.
En çok hangi arabayı beğendiniz? Subaru, GMC, Hyundai Santa Fe ve Mazda. Ben Mazda'yı beğendim. Yorumlara favorinizi yazın. Bakalım kim en çok hangisini beğenmiş.